Profesör Doktor Ahmet Aydın'la birlikteyiz. Yeditepe Üniversitesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi hocam önümüzde şöyle bir kameraman arkadaşım Mehmet Onur gösterebilirse böyle bir sepet var. Sebzeler, meyveler hepsi aslında günlük hayatımızda kullandığımız, tükettiğimiz gıdalar. Gözle görünen bir şey değil, değil mi pestisitler? Pestisitler sizin de başta bahsettiğiniz gibi meyve, sebze ya da bitkiler üzerindeki zararlı mantarları, böcekleri ya da sonuçta ürüne zarar veren zararlıları yok etmek üzere kullanılan başlıca kimyasal maddeler. Sonuçta bunların doğru kullanılması çok önemli. Yani biz pazardan, marketten aldığımız herhangi bir sebze meyvenin üzerinde bir pestisit var mı yok mu diye çıplak gözle görme şansımız maalesef yok. Şimdi şöyle çıplak gözle göremiyoruz ama belli cihazlarla bu tespit edilebiliyor. Arkamızda da o cihazlardan bir tanesi var. Nasıl tespit ediliyor pestisitler? Şimdi özellikle eğer normalde bu Tarım Bakanlığı'na bağlı gıda kontrol laboratuvarlarının birinci görevi. Çünkü her üretilen gıda mutlaka Tarım Bakanlığı'nın gıda kontrol laboratuvarlarında analiz yapılır. Nasıl yapılır? Örneğin herhangi bir ve tüm ürünlerde örnek alınır. Örneğin bu bir meyve ise, bu bir sebze ise, sebzenin kabuğundan, sebzenin kendisinden bir şekilde laboratuvarda analiz cihazda yapmak üzere bir örnek hazırlanır. Örnek için ürün parçalanır, ürünle ilgili herhangi bir şekilde tamamen özellik hazırlanır. Daha sonrasında pestisit o hazırlanan çözeltiye örneğin mesela şuradaki gösterebilir miyim? Şimdi şöyle küçük küçük örneğin şöyle kapların üzerinde diyelim ki hazırlanan bir ekstraksiyonlar olur ve bu ekstraksiyonlar hazırlandıktan sonra bu şekildeki yüksek teknoloji cihazların üzerine analize getirilir. Ve bu cihazlarda pestisitler için analiz yapmak üzere tasarlanan özel cihazlardır. Ve bunlar yaptıkları analizlerin sonucunda da ürünün kilogramı başına ya da gramı başına ne kadar pestisit kullanıldığını analiz eder ve ondan sonra da her pestisit için, çünkü yüzlerce kimyasal madde var pestisit olarak kullanılan, o her kullanılan pestisitin bir kalıntı limiti vardır gıdaların üzerinde. O limitlerin altındaysa bir problem yok diye raporunu verir gıda kontrol laboratuvarları, ama eğer o limitlerin üzerindeyse sonuçta o ürün için pestisit kalıntısı problemlidir ve o ürün piyasaya sunulmaması gerekir. Şimdi şunu soracağım hocam, şimdi bu kontroller yapıldıktan sonra dediniz ki o piyasaya sürülmemesi gerekir. Nedir tüketiminde özellikle zarar? Şimdi pestisitlerin çok çeşitli grupları var. Örneğin normalde vücutta çok basit bir alerjik reaksiyon verebilecek olan çıkabilir. Ya da daha sonuçta ileride bir organ hasarı, böbrek hasarı ya da karaciğer hasarı ya da üreme sistemine toksisite ya da bir kanser gibi aklımıza gelebilecek olan birçok reaksiyonların sonucuna yol açabilir. Kimyasalın karakteristiğine göre. O nedenle limitler o nedenle konulmuştur. Bu limitler güvenli limitlerdir. Bunların üstüne asla çıkılmaması gerekir. Ve bu limitlerin üzerine çıkılırsa da sonuçta ürün tüketilmemesi gerekir. Bu limitler nasıl belirleniyor? Bu limitler inanılmaz bir toksikolojik analizlerin sonunda ortaya çıkıyor. Yani rastgele söylenmiş bir veya ortaya konulmuş bilgiler değil. Sonuçta üreticiler bu ürünleri, özellikle pestisitleri doğru kullanmaları gerekir. Doğru kullanıldığı anda halkımızın endişe etmesine gerek olmadan pestisitler güvenli kullanılır. Çünkü sonuçta uygulama miktarı, şimdi en sık rastlanan konu, örneğin pestisitler toz halinde ambalajlarında bulunur. Ve hazırlarken de çiftçimiz veyahut da üreticimiz bir çözelti hazırlar pestisitleri bitkilerin üzerine ya da sebzelerin üzerine pompayla spreylemek için. Şimdi o esnadaki her pestisitin kullanılan dozu vardır. Anı bu ilaç gibi. Nasıl ki hastaneye gittiğinizde hekim size bir ilacı günde 3 tane kullanacağınız diyorsa, siz 3 tane kullanırsınız. Bunun yerine siz eğer o gün 6 tane kullanırsanız otomatikman zehirlenirsiniz o ilaçtan. İşte pestisitte üzerinde yazan miktarın dışında bir konsantrasyon deriz buna biz. Hazırlanırsa problem orada başlar. O nedenle üreticilerin bunu ve hazırlayıcıların kurallara uyması gerekir. Sonrasında bu uygulanan pestisitinde hasat etmeden önce belirli bekleme süresi vardır. Mesela der ki ambalajında bu pestisit uygulandıktan sonra en az 20 gün oradan herhangi bir hasat yapılmaz. Ve bu kontrollüdür. 20 gün içerisinde. Bu 20 gün niçin konulmuştur? Çünkü bu 20 gün havada o pestisitin bozulduğu ve o pestisitin artık ürün üzerinde o beklediğimiz kalıntı limitinin altında olduğunu gösterir. Bu kurallara uyulursa pestisitler güvenli kullanılır. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.